Süleyman Özışık. Erdoğan bu seçimi hükmen kazanır. Hepimiz sabırsızlıkla CHP'nin adayını açıklamasını bekliyorduk. Yani en azından tek adayı açıklanacağını sanıyorduk ama sürüsüne bereket. Karşısında kamerayı gören adaylığını açıkladı. Aday olmakla rezil olmak arasındaki farkı gözetmeden adaylığını açıklayanların sayısı her an artıyor. Olanı biteni izlerken devlet bahçeli sadece erken seçim kararı almamış, aynı zamanda bunların aklını da almış diyorum. Tam da MHP liderinin dediği gibi ortalık cümbüşe döndü baksanıza. Yani kusura bakmayın ama oturduğu apartmanın yöneticiliğine dahi seçilemeyecek isimlerin Cumhurbaşkanlığına aday olması bana normal gelmiyor. İlaç firmaları çıkardığı ilaçları ilk bunların üzerinde mi deniyor anlamıyorum ki. Bu nedir ya? Sözüm ona %50'yi temsil ettiğini söyleyen bir parti bu hallere mi düşer? İlkokul birinci sınıfta sınıf başkanlığına adaylığını koyan bebeler bile bu kadar komik olmaz kardeşim. Adaylara bakar mısınız? Didem Engin isimli milletvekili. Ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı açıklıyorum diyor. Eminim ki birazdan bu kimmiş ya diyerek adını aratacaksınız çünkü hanımefendiyi sadece saçlarını örme tekniği sayesinde tanıyoruz. Bunun dışında mecliste altına imza attığı bir icraatı yok. Peki ya Öztürk Yılmaz'a daha doğrusu namı diğer muhasebeci Kenan'a ne demeli? Bir arkadaşım arayıp bana haberi verdiğinde hayır ya bu bir şaka olmalı birileri gerilen siyasi ortamı yumuşatmak için uydurmuştur dedim. Ciddi ciddi aday olmuş ya. Hesap uzmanından bir şey olmayınca muhasebeciye düştü bu işler demek ki. Artık kenardan aday olunmaz, tavşan aday olunmaz. Burası er meydanıdır. Bunu alabilecek insanların çıkması gerekiyor. 47 yaşındayım. Hayatımda hiçbir zaman başarısızlığım olmadı. Bunu başaracağıma sonsuz inanıyorum. Zerre kadar tereddüdüm yok. Hiç kimseden korkum, endişem yok.'' adaylığını bu sözlerle açıklamış. Bu arkadaşa birileri zorla esrar çektirmiş galiba. Yani bu kafayla giderse çok yakında Türkiye'nin ilk astronotu ünvanını da kazanacak gibi duruyor. Bu ne güven patlamasıdır böyle. Artık kenardan aday olunmaz, tavşan aday olunmaz, burası er meydanıdır demeler falan. Ben asıl seçim kampanyasının ne üzerine konumlandıracak onu merak ediyorum vaktiyle Musul konsolosluğunu verdim ama yetmez. Şimdi Türkiye'yi teslim edeceğim diyecek değil herhalde. Bana oy verin ama Cumhurbaşkanı adayı demeyin. Kısaca Çaycı Zeki diyebilirsiniz şeklinde kampanya yapar mı dersiniz? Allah aşkınıza. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi. Bu adamın Cumhurbaşkanı olduğu bir dönemde yaşansaydı ne olurdu hiç düşündünüz mü? Ne yapardı, nasıl davranırdı sizce? Söyleyeyim. Büyük ihtimalle yakalandığında ben cumhurbaşkanı değilim der, kendini kaportacı Rüstem Usta olarak tanıtırdı. Kapıdaki gariban güvenlik görevlisini de cumhurbaşkanı budur diye ispiyonlar ölüme gönderirdi. Gerçi FETÖ buna dokunur muydu orası muamma. Musul konsolosluğu basılmadan birkaç gün önce Irak'taki FETÖ okullarını ziyaret ettiğine göre FETÖ darbe yapmadan ülkeyi bundan teslim alırdı herhalde. Yalansa yalan deyin kardeşim. Bu adam saydığın eylemlerin tamamını Musul konsolosluğu basıldığında yapmadı mı? Emrinde çalışan insanları ölümle burun buruna getirirken kendisi arazi olmadı mı? Bak bir şey söyleyeceğim. Bu adam aday olup da minimum %0.35 alsın var ya, hem vallahi hem billahi ben Afrika'daki Zulu kabilesiyle yaşamaya giderim. Gerçi bu adam aday gösterilirse Erdoğan maçı hükmen kazanır ama o ayrı mesele. CHP'ye önerim bu adamı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecekseniz bir de yedeğini hazırlayın. Çünkü höt dendiğinde devleti bırakıp kaçar bu adam. Ya da siz bilirsiniz gösterin. Hatta Canan Kaftancıoğlu, Sera Kadıgil, Siha Sezgin ve Eren Erdem'i de aday gösterin. Ama gülünce niye gülüyorsunuz demeyin. Süleyman Özışık, Türkiye